Huneyn Gazvesi Hicri 8. Yıl. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mekke fethinden sonra sadece Kabe'deki putları yıkmamış, civardakileri de yok etmek için mücahit gruplar tertipleyip, şirkin o cansız taşlarını harap etmeye göndermişti. Yani bir tevhid temizliği başlatmıştı. Ancak bu durumu Huneyn'de yaşayan Hevazin kabilesi ile Taif'te meskun Beni Sakif hazmedemediler. Müslümanların üzerine hücum etmeye karar verdiler. Bunun için büyük bir ordu hazırladılar. Bir ölüm kalım harbine çıkmışçasına her şeylerini beraberlerine aldılar. Onların bu hareketlerini öğrenen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de kendi ordusuna Mekke'den 2000 kişi daha katarak üzerlerine yürüdü. Ne hikmetli bir tecellidir ki, orduda yıllarca şirk adına Müslümanlarla savaşmış ve onlara binbir sıkıntı çektirmiş bulunan Ebu Süfyan da vardı. Şimdi ise İslam saflarının galibiyeti için çarpışacaktı. Hatta Mekkeli 80 kadar müşrik de orduya iştirak etmişti. İslam ordusu her bakımdan mükemmeldi. Göz kamaştırıcı bir ihtişamla Huneyn'e doğru ilerliyordu. Herkes şimdiye dek böyle teçhizat ve teşkilatlı, kalabalık bir ordunun Arabistan'da görülmediğini düşünüyordu. Bu durum Ashab-ı Kiram Hazretleri'nin gönlünü bir an gurura sevk edip, böyle bir ordu asla yenilmez diyerek, düşmanı küçümsemelerine ve maddi güce rağbetle, galibiyete mutlak gözüyle bakmalarına vesile oldu. İşte bu bir anlık gurur ve ucub, Müslümanların ilahi imtihana tabi tutulmalarına sebebiyet verdi. İslam ordusunun öncü kuvvetleri, Huneyn'e girilen dar yollarda kendilerinden emin bir şekilde ilerlerken, sabahın alacakaranlığında aniden pusuya düşürüldüler. Büyük bir panik zuhur etti. Müslümanlar üzerlerine yağmur gibi yağan oklar karşısında durakladılar. İslam ordusunda tereddüt ve telaş dolu bir dağınıklık ve bozulma baş gösterdi. Bu, arkadan gelenlere de sirayet edince, Müslüman safları çözülüp geriledi. Havazin ve Sakif kabileleri de onları takibe koyuldu. O dehşetli hengamede yerinden ayrılmayan, sürekli olarak düşmanın üzerine yürüyen ve bindiği hayvanı daima ileri sürerek kendisini düşmanın ortasına atan yalnız Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz oldu. O gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eşsiz bir şecaat ve cesaretin dâsıtani bir numunesini sergiledi. Hatta amcası Hazreti Abbas ve Ebu Süfyan radıyallahu anhüma, onun mübarek canının tehlikeye düşmemesi için hayvanının dizginini tutmuşlar, daha fazla ilerlemesine mani olmaya çalışıyorlardı. Diğer taraftan İslam ordusunun karışıklığı devam ediyordu. Aralarında, bugün sihir bozuldu diye feryat edenlerden, bu bozgunluğun arkası denize kadar alınamaz diyenlere kadar birçok yese kapılanlar vardı. Mekkelilerden bazılarının arasından da Hazreti Peygamber öldü, Araplar eski dinlerine dönecekler diye şayialar duyuluyordu. Oysa Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sağdı ve düşmana mukavemet göstererek hayvanının üzerinde dimdik durmaktaydı. Allah'a tevekkül ve teslimiyet halinde ashabına sesleniyordu. Ey ensar! Ey muhacirler! Ey Allah'ın kulları! Buraya geliniz! Ben Allah'ın kulu ve peygamberiyim. Sonra gür sesi olan amcası Abbas radıyallahu anh'a işaret buyurarak İslam ordusuna seslenmeye devam etmesini istediler. Hazreti Abbas da yüksek sesle Ey Akabe'de biat edenler! Ey Rıdvan ağacı altında söz verenler, koşunuz, Allah'ın Resulü burada, diyerek seslenmeye başladı. Bu daveti duyan sahabe, lebbeyk, lebbeyk, diyerek Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanına koştu. Böylece esen bir rüzgarla dağılan kelebeklerin, tekrar büyük bir cazibeyle nurun etrafına koşmalarına benzer bir gayretle, varlık nurunun yanında saf tutmaya başlayan gönüller, içine düştükleri korkudan sıyrılarak
huzur ve sükunete erdi. Yavaş yavaş Allah'ın lütfuyla bütün İslam safları derlenip toparlandı. Bundan sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ellerini yüce dergaha açıp, "Allah'ım, bana olan zafer vaadini ihsan buyur," niyazında bulundu. Tıpkı Bedir Harbi'ndeki gibi yerden mübarek elleriyle bir avuç toprak alarak düşman saflarına doğru attı ve ashab-ı güzine, "Haydi şimdi sıdku sadakatle hücum ediniz," buyurdu. Bu defa İslam ordusu harbe yeni başlarcasına bir hızla müşriklerin üzerine saldırdı. Yaptıkları şiddetli hücum ve hamlelerle kısa zamanda düşmanı perişan edip hüsrana uğrattılar. Sadece 4 şehit verilmiş, buna mukabil müşriklerden 70 kişi öldürülmüştü. Düşman öyle mağlup edilmişti ki, onların harp meydanına getirdikleri her şey Müslümanların eline kalmıştı. Ele geçen ganimetin haddi hesabı yoktu. Şüphesiz ki bu, Yüce Allah'ın müminlere nasip buyurduğu büyük bir lütfu ve ikramıydı. Çünkü onlar başlangıçta yenilmiş durumdayken, neticede Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şecaat, cesaret, itidal ve Cenab-ı Hakk'a gönülden iltica ve niyazıyla zafere nail olmuşlardı. Allah Teala bu hakikati Kur'an-ı Kerim'inde şöyle beyan etmektedir. "Andolsun ki Allah birçok yerde, harp meydanlarında ve Huneyn muharebesinde size yardım etti. Hani çokluğunuz size kendinizi beğendirmiş, fakat sizi hezimete uğramaktan kurtaramamıştı. Yeryüzü bütün genişliğine rağmen size dar gelmişti. Sonunda gerisin geri dönmüştünüz. Sonra Allah Resulü ile müminler üzerine sekinetini indirdi. Sizin görmediğiniz ordular, melekler indirdi de kâfirlere azap etti. İşte bu o kâfirlerin cezasıdır." Et-Tevbe 25-26. Nitekim o gün müşrik saflarında olup da sonradan iman edenler, Allah Teala'nın müminlere olan bu yardımını ifade sadedinde, kendilerine o ana kadar hiç görmedikleri kimselerin hücumda bulunduklarını hayretle itiraf etmişlerdir. Huneyn harbini kazanan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, kaçan düşmanların takibini emir buyurarak, esir ve ganimetleri de Cirane'ye sevk ettirdi. Müteakiben yapılan harekatı tamamlamak üzere, Ebu Musa el-Eş'ari'nin amcası, Ebu Amir el-Eş'ari'nin kumandasındaki bir kuvveti, Evtas Vadisi'ne gönderirken, kendileri de İslam ordusuyla birlikte Taif'e yöneldiler.